Arkadaşlar merhaba. Tarih Hocan YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kampımızın 25. günündeyiz. Kampımızın 25. gününde arkadaşlar Atatürk, ilke ve inkılapları kısmını işleyeceğiz. Hiç durmadan dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, kampımızın 25. gününde Atatürk ilke ve inkılaplarından hemen Atatürk'ün inkılaplarından başlayalım. Atatürk'ün ilke ve inkılapları Tarih Hocam Elias'ı tarih notlarından takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Meclis hükümeti sisteminde meclis başkanı, yani o demek meclis başkanımız icra vekilleri heyetinin de başkanıydı. 1921'den sonra icra vekilleri heyeti içinden başkan seçilmeye başladı arkadaşlar. İçinden kendi başkanını seçiyordu. Birinci icra vekili heyetinden seçilen meclis başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. İkinci icra vekilleri heyetinden ise arkadaşlar Başbakan Fevzi Çakmak. Aynı şekilde üçüncüde de Başbakan Fevzi Çakmak oluyor. Dördüncü meclis hükümetindeki icra vekilleri heyeti başkanı ise Rauf Orbay'dır. Beşincide ise arkadaşlar Ali Fethi Okyar'dır. Ali Fethi Okyar Ekim bunalımını yaşıyor. Hükümeti kuramadığı için de istifa ediyordu arkadaşlar. Ali Fethi Okyar. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli kısmı arkadaşlar. İstifa ediyordu. Hemen diğer maddemize gidelim inkılaplara girmeden önce. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhurbaşkanı kimdi arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk. Başbakan kimdi? İsmet İnönü. Meclis Başkanı ise Ali Fethi Okyar'dı arkadaşlar. Genelkurmay Bakanı biliyorsunuz uzun süre boyunca da Fevzi Çakmak olacaktı. Hemen devam ediyoruz. 3 Mart 1924'te ne olmuştu arkadaşlar? Halifelik kaldırılmıştı bildiğiniz üzere. Halifelik kaldırılıyor. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkıyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Şeriye ve efkah vekaleti kaldırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor ve ilk Diyanet İşleri Başkanımız kimdi arkadaşlar? Rıfat Börekçi göreve başlıyordu. Erkan-ı Harbiye Umumi Vekaleti kaldırılıyor. Yerine Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Milli Savunma Bakanlığı ise siyasi bir şekilde kurulmuş olup hala da günümüze kadar devam ediyor. Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılıyor artık. Halifelik kaldırıldıktan sonra Osmanlı'da sona eriliyor. Son halifemiz kimdi arkadaşlar? Buraya da not almışız. Abdülmecit Efendi Osmanlı Devleti'nin son halifesidir. Bunu unutmayalım. Atatürk soyadı ise 1934'te alınan kararla Atatürk'e, yani Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk soyadı verilmiştir. 1934 yılında Mustafa Kemal şapkayı Kastamonu'da tanıtıyor. Hangi yılda tanıtıyordu arkadaşlar şapka kanunu? 1925 yılında tanıtıyordu. Mustafa Kemal şapka kanunu Kastamonu'da tanıtmıştır. Yeni Türk alfabesinin öğretilmesi için millet mekteplerini kurmuştur. Yeni Türk alfabesi biliyorsunuz harf devriminden sonra Yeni Türk alfabesi çıkıyor. Ve bu şekilde halka yeni dili öğretmek için halk evleri açılıyor, millet mektepleri açılıyordu. Sonra arkadaşlar 1934-1954 yılları arasında halk evleri kuruluyor. Ülkü dergisi çıkartılıyor. 1926 yılında Marif Teşkilatı Kanunu çıkarılıyor. Yani okullar açılması için devlet izni gerekiyor. Dünya müfredatına uygun olması kararlaştırılıyor bu nedenle. Yani dünyaya, batıya, Avrupa, yani dünyaya ayak uydurmaya çalışmaya başlıyoruz artık. Türk Tarih yani Teknik Cumhuriyeti Cemiyeti kuruluyor. 1931 yılında yani Türk Tarih Kurumu kuruluyor. İlk başkanı Tevfik Bıyıkoğlu, Yusuf Akçura, Reşit Galip kuruluşunda katkı sağlayan önemli şahsiyetlerdir. Mustafa Kemal'in isminin verildiği Belleten dergisi de çıkarılıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal bu dergiye Belleten ismi veriyor biliyorsunuz. Sonra Türk Tarih Kurumu'ndan sonra Türk Dil Kurumu kuruluyor. Kaç yılında kuruluyordu? Türk Tarih Kurumu Dil Kurumu'ndan önce 31 yılında kuruluyordu arkadaşlar. Unutmayalım. Dil Kurumu ise arkadaşlar ilk başkanı Sami Rifat Mustafa Kemal'in Güneş Dil Teorisi 1936 yılında yayınlanıyor. Tüm dillerin kökeni Türkçedir konusunda. Darülfünun'u yenilemek amacıyla yurt dışından Albert Marş getiriliyor arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nde düzenlemeler yapıyor.
Sonra Türkiye'de açılan ilk yüksek öğretim kurumu Ankara Hukuk Mektebi 1925 yılında Atatürk döneminde açılmış oluyor. Sanayi Nefise Mektebi ne oluyordu arkadaşlar? Osmanlı'dan gelenimiz isimdi. Bunu da Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştiriliyor. Ülkeye kazandırılıyor. Veterinerlik, Ziraat, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya fakülteleri açılmış oluyor Cumhuriyet'in ilanından sonra. Hemen geçelim yukarıya. Devletçilik ilkesi 1931'den itibaren kullanılmaya başlanılıyor. Planlama ve kalkınma ise 1934'ten sonra geçilmiştir. Türkiye İktisat Kongresi var arkadaşlarım, 1923 yılında İzmir'de oluyor. Başkanı kimdi? Kazım Karabekir. Aşar vergisinin kaldırılması burada oluyordu. Misak-ı iktisadi kararları alınmış bu kongrede. Atatürk döneminde tarımdaki gelişmelere bakalım. Ne yapılıyordu arkadaşlar? Aşar vergisi kaldırılıyordu. Veterinerlik ve ziraat fakülteleri kuruluyordu. Tarımdan artık faydalanmak için. Fisko Birlik ve TMO kuruluyordu. Yüksek ziraat enstitüleri kuruluyordu. Artık ülkenin ihracat, yani ithalat yerine ihracata geçebilmesi için. 1925 yılında teşviki sanayi çıkıyordu. Neydi? Sermaye ve kalifiye eleman yetersizliğinden uygulanamıyor. Bu sebeple devlet ekonomi politikası olarak devletçilik politikasını uygulamaya başlıyordu arkadaşlar. Çünkü savaştan çıkmış bir ülkede yetersiz iş gücü ve bilinmeyen, yani mesela donanımlı insanlar kalmamıştı. Türkiye'nin ilk özel bankası İş Bankası'dır. İlk başkanı da Celal Bayar oluyor. Ziraat Bankası Türkiye'nin ilk bankası olmuyor arkadaşlar. O Osmanlı'dan gelen Türkiye'nin bir bankası. Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani Atatürk döneminde kurulan ilk banka ise İş Bankası'dır. İlk başkanı da bildiğiniz üzere Celal Bayar'dır arkadaşlar. Atatürk'ün döneminde açılan bankalara bakalım isterseniz. Bu şekilde kafanıza oturmuş olur en azından. Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Sonradan bu değiştirilerek ne oluyordu? Sümer Bank oluyor. Merkez Bankası açılıyor. Halk Bankası esnafa kredi vermek yönünden açılıyor Halk Bankası. Günümüzde devam ediyor. Deniz Bank açılıyor. Denizciliğin gelişimi için. Eti Bank açılıyor. Neydi arkadaşlar? Eti madenler için açılan bir bankaydı. İller Bankası açılıyor. Emlak ve Eytam Bankası da açılıyordu. Atatürk ilke ve inkılapları dersimizde. Hemen ikinci inkılaplara geçelim. Bakalım neler yapmışız. Son kısımda ise arkadaşlar Atatürk'ün ilkelerini tablolaştıracağız. Sen de bu şekilde Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hiçbir şekilde unutmayacaksın. Çünkü arkadaşım KPSS'de Atatürk ilke ve inkılaplarından ilkesinden banko bir soru, inkılaplarından 3-4 tane soru geliyor. O yüzden bu dersi iyi dinlemelisin. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretimde çok fazla soru geliyor. Buradan tek bu değil, hakimlik sınavı olsun, kaymakamlık sınavı olsun, bütün tarih sınavlarında Atatürk ve ilke inkılaplarından banko soru gelmektedir. Hatta YKS'nin TYT kısmında banko bir sorusu vardır. AYT kısmında da bildiğiniz üzere banko bir sorusu vardır. O yüzden bu kısmı iyi dinlemesini devam ediyoruz. Birinci 5 yıllık sanayi planı var arkadaşlar. Rusya'nın desteğiyle uygulanıyor. 1933-38 yıllar arasında oluşuyor. Devlet fabrikalar açıyor. Halkı işe almaya başlıyorlar. İlk dış kredi Rusya'dan alınmış oluyor. Hatta şu an günümüzde 11. kalkınma planındayız biz de. Devam ediyoruz. İkinci 5 yıllık sanayi planı vardı. İkinci Dünya Savaşı çıkıyordu o dönemde arkadaşlar. Uygulanamıyor. 1938 ve 43 yılları arasını kapsıyordu. Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesinde en çok Almanya vatandaşları katkı sağlıyor. Bu da bir inkılaba girmiş oluyor. İlk modern nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış oluyordu. Geçen dersimizde de işlemiştik arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Türkiye'de devletçilik uygulamalarının başında bulunan kurum ise Sümer Bank'tır. Atatürk'ün devletçilik ilkelerini uygulamaya çalışan bankadır. Medreselerin kapatılması halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçekleşmiştir arkadaşlar. Bu da ayrı özel bir bilgidir. Bunu da lütfen not edelim. ÖSYM bunu çok güzel sorabilir. Medreselerin kapatılması halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçekleştirilmiştir. Yani öncesinde zaten yapamazlardı. Devam ediyoruz.
Daha çünkü kaldırılmamıştı arkadaşlar. İsterseniz bunu da böyle güzelce çizelim. Evet arkadaşlar, Milletler Cemiyeti hazırlattığı Brüksel raporu ile Musul'un İngiltere mandasındaki Irak'taki kalmasının siyasi ve hukuki zeminini oluşturmuştur. Atatürk'ün dönemindeki gelişmelerinden biridir bu da. Hemen kalkınma planlarından devam ediyoruz. Birinci, 5 yıllık sanayi planı finansmanı sağlamak için Sanayi ve Maden Bankası Sümer Bank'a dönüştürülüyor. Biraz önce de anlattığım gibi. Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu'ndan önce açılıyor. Karıştırmayalım, yıllarını da vermiştim arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu 1931 yılında açılmıştır. İlk ceza yasası İtalya'dan alınıyor. Ceza kanunlarımız oluşturuluyor, anayasa yapılıyor. Atatürk dönemi yabancı uzmanlar geliyordu ülkeye. Islah, yani yeni yerler açmak için bazı şeylerde öncülük etmeleri için donanımlı insanlar getiriliyordu. John Dewey geliyor arkadaşlar. Köye uygun öğretmen yetiştirmek için yurt dışından Türkiye'ye geliyordu. Doktor Albert Kühne geliyordu. Meslek okullarına öğretmen yetiştirmek ve açmak için. Albert Malche geliyordu. Yüksek öğretim, yani üniversiteleri kurmak için. Agop Dilaçar geliyordu. Türk dili çalışmaları yapmak için yurt dışından ülkemize gelen bilim, yani ilim insanlarıdır. Devam ediyoruz. Lozan Antlaşması'nda Suriye sınırı Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması esas alınarak çiziliyor. Bu şekilde sınırlarımız bir nevi kesinleşmeye başlıyor. Devam ediyoruz yukarıdaki maddelerden arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde çeşitli hastalıklarla mücadele izlenecek yönetimleri belirlemek, aşılar, serumlar hazırlanmak üzere açılan kurumun adı neydi arkadaşlar? Hıfzı Sıha Enstitüleri'dir. Hatta şu anda günümüzde de o terimler de kullanılmaktadırlar. Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne Yunanistan Başkanı Venizelos aday göstermiştir. Bu da o dönemdeki gelişmelerinden biridir. Yunanistan'daki sorunlardan sonra bu şekilde birbirlerine, futbolda oluyor ya, fair play çerçevesinde dostluk kurmaya başlıyordu Yunanistan adımlar atarak, Türkiye adımlar atarak. Devam ediyoruz. Lord Kinross geliyordu arkadaşlar. Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu 1964'te yazılan biyografi kitabı oluyordu. Burayı tekrar alacağım Mustafa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lord Kinross vardı. Bu bir yazardı arkadaşlar. Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu diyerek 1964'te yazılan biyografi bir kitabı vardır Atatürk'le ilgili. Bunu da unutmayalım. Atatürk öldüğünde Türkiye'nin başbakanı kimdi? O dönemde Celal Bayar'dı. Celal Bayar'ı nereden tanıyoruz? İş Bankası'nın ilk genel başkanıydı arkadaşlar. Son maddemize bakalım. Kapitülasyonlara son verildiğini Lozan Barış Antlaşması'ndan önce belirleyen ilk belge ise Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması'dır. Bu şekilde arkadaşlar Atatürk dönemindeki bilmemiz gereken en önemli maddeler, sorular gelirse buradan gelir arkadaşlar. Gelen yabancı bilim adamlarından gelebilir. Değişen mesela Sanayi Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Mektebi'ne dönüşmesi gibi bilgiler ÖSYM KPSS'de sorabilir. O yüzden Atatürk dönemindeki inkılaplar önemli. Neler yapıldı? Mesela Türk Tarih Kurumu'nun dil kurumundan önce açıldı veya Türk Tarih Kurumu'nun açıldığında Atatürk'ün kendi ismini verdiği Belletten dergisinin çıkarılması, hatta 4 yılda bir Türk Tarih Kurumu bu dergiyi çıkarmaktadır. Ona nispeten devam eden bir şeydir. Ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar? En önemli kısım Atatürk'ün ilkelerini anlatacağım sizlere. Burada tablo şeklinde verdim Atatürk'ün ilkelerini. O yüzden sen burayı iyi dinleyeceksin. Ben de güzelce anlatacağım. Unutmaman şeklinde, unutmaman için mesela cumhuriyetçiliğin ana terimlerini ve şifreli anahtar kelimelerini size aktaracağım. Bu şekilde sen de Atatürk ilke ve inkılaplarından soru kaçırmamış olacaksın. Şimdi burayı anlatacağım kısmı iyi dinlemelisin. O yüzden bu kısmı anlatırken beni dinlersen sevinirim. Uyumadan kahveni içerek geriye yaslanarak dinleyebilirsin. Bu belgeyi de arkadaşlar benim daha önceden de paylaşmış olduğum Atatürk İlke ve İnkılapları videomda altında PDF olarak bırakmışım. Oradan da indirmek isteyen arkadaşlarım alabilirler ücretsiz bir şekilde. Bu sayfa ise Tarih Hoca Ali Yazısı Notları kitabında bulunuyor zaten. Hemen hızlıca Atatürk'ün ilkesi olan ilk ilkesi cumhuriyetçilikten başlayalım arkadaşlarım. İlk ilkesi olan
cumhuriyetçilik benim en büyük eserim dediği ilke cumhuriyetçiliktir. KPSS'ci arkadaşlarım denemelerde bu tarz cümlelerle de karşılaşabilirler. Hemen cumhuriyetçilikten başlıyoruz. TBMM'nin açılması cumhuriyetçilik ilkesine giriyor. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik laiklik ilkesine giriyor. O yüzden biz şimdi böyle yapalım. Sadece cumhuriyetçilik ilkesine girdiğini belirtiyoruz. Cumhuriyetin ilanı yine Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine giriyor. Erkan-ı Harbiye Umumu vekaletinin kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesine giriyor. Kadınlara seçme seçilme hakkı, sandık, bu tarz terimleri görürsen arkadaşlarım cumhuriyetçilik ilkesine gideceksin. 1924 Anayasası, seçmen yaşının düşürülmesi, çok partili hayata geçiş sistemi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine giriyor. Hemen anahtar kelimelerine bakalım cumhuriyetçilik ilkesinin. Anahtar kelimelerde ne vardı arkadaşlar? Millet iradesi var. Seçme ve seçilme vardı. Seçme seçilme hakkı, ulusal egemenlik, millet meclisi, oy verme, siyasal partilerin kurulması. Yani demokratik bir düzen cumhuriyetçilik ilkesine giriyordu Atatürk'ün. Atatürk ilke sorularına en fazla gelen yer neresiydi? Laiklik ilkesi. O yüzden burayı da çok iyi dinlemeliyiz. Akılcılık bilimselliği kapsıyor laiklik arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması. Hem cumhuriyetçilik hem laikliğe giriliyor. Halifeliğin kaldırılması. Hem cumhuriyetçilik hem laikliğe giriyor. Şeriye ve efkah vekaletinin kaldırılması. Hem cumhuriyetçilik hem laikliğe giriyordu. 24 Anayasasının 28. yılı değişikliği de devletin dini İslam'dır ifadesinin çıkarılması, yani laik bir ülkeye geçiş laikliğe giriliyor. Milletvekili, cumhurbaşkanı yeminlerinden vallahi ibaresinin kaldırılması laiklik ilkesine giriyor. Türk Medeni Kanunu laiklik ilkesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklik ilkesi, kılık kıyafet kanunu laiklik, tevhidi tedrisat kanunu laikliğe giriyor. Medreselerin, dini yerlerin kapatılması laikliğe giriyor. Şeriat mahkemelerinin kapatılması, Şeyhül İslam makamının kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açılması laiklik ilkesine giriyor. Arkadaşlar şimdi laiklik ilkesinde neydi arkadaşlar? Anahtar kelimemiz akıl, bilim, tutucu olma, irticaya karşı olma, din, vicdan ve mezhep özgürlüğü. Yani herkes eşittir. Herkes dininde özgürlüdür. İsteyen Hristiyan da olabilir, Ermeni de olabilir, örnek veriyorum Müslüman da olabilir. Hani kimse, herkes birbirine saygılı olma, akılcılık, bilimsellik olarak din ve devlet işinin birbiri ardından yürütülmek yerine ayrılması. Yani din ve devlet işlerini ayırmak. Her şeyin hani bir düzene, mantığa oturtmak Atatürk'ün laiklik ilkesine giriyor. Ve böyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi KPSS'de artık yeni nesil soru stillerinde mesela direkt ilkeyi bilgi olarak sormaz. Mesela verir ki saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve efkah vekaletinin kaldırılması Atatürk'ün aşağıda verilen hangi ilkeleriyle ilişkidir? Mesela 1'de cumhuriyetçiliği verir, 2'de laikliği verir, 3'de devletçiliği verir. Sen sadece cumhuriyetçiliğe gitme. 1 ve 2'ye gideceksin. Hani X'i ile ilişkilidir. Artık yeni soru tipi YKS'de ve KPSS'de artık bu şekilde gelmektedir. Laiklik önemlidir. O yüzden laikliği iyi bilmelisin. Devam ediyorum. Halkçılıktan eşit olma halkçılık arkadaşlar. TBMM'nin açılması. Neyle ilgiliydi? Cumhuriyetçilik ve halkçılığa giriyor. Şu an laiklik ortadan kalkmış oluyor. Cumhuriyetin ilanı. Yine cumhuriyetçiliğe giriyor. Yine halkçılığa giriyor. Türk Medeni Kanunu arkadaşım. Türk Medeni Kanunu neredeydi? Laiklikte vardı Türk Medeni Kanunu. Bunu da seni caydırmak için öncülde verebilir. O yüzden iyi bilmelisin. Şapka Kanunu nerede yapılmıştı? 1925 Kastamonu'da Atatürk tanıtmıştı Şapka Kanunu'nu. Ünvan lakapların kaldırılması. Mesela şeyh, aga, hoca gibi ünvanların kaldırılması. Kılık kıyafet kanunu. Tevhidi tedrisat, millet mektepleri, halk evlerinin açılması, aşar vergisinin kaldırılması çok fazla soruda gelen halkçılıkla ilgili en önemli madde. Aşar vergisinin kaldırılması
halkçılığa giriyor dostum. O yüzden unutma, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hem cumhuriyetçiliğe giriyordu hem halkçılığa giriyordu. Soyadlı kanunu direkt halkçılığa giriyordu. Hemen anahtar kelimesine bakalım. Arkadaşlar halkçılıkta neydi? Herkes eşitti. Eşitlik var. Sosyal adalet var. Herkese eşit bir şekilde adalet. Kanunun üstünlüğü var. Burada halkın refah ve huzuru var. Toplumsal dayanışma var. Sosyal devlet algısı var. Halkçılık ilkesinde Atatürk'ün en büyük 3 ilkesi arkadaşlar. Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık ve milliyetçiliğe de geleceğiz. Diğerleri Koray. Yani burada karıştırabileceğin 3 ilke cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık. Bunlar birbiriyle ilişkisi çok olan ilkedir. Dayanağı çok olan ilkelerdir. Anahtar kelimeler şeklinde bunu öğrenmeni bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. Sen de güzelce bunu dinleyebilirsin. Hemen milliyetçiliğe geçiyoruz arkadaşlar. Milli, Türklük, benlik, her şey temelinin açılması. Halkçılık, cumhuriyetçilik. Halifeliğin kaldırılması, laiklik, cumhuriyetçilik, bir de neymiş? Milliyetçiliğe giriyor. Türk Medeni Kanunu, daha önceki ilkelerde olduğu gibi bu da destekliyor. Soyadı Kanunu, halkçılık, milliyetçiliğe giriyor. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Yeni Türk Alfabesinin kabulü, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, sonra Kabudaş Kanunu arkadaşlar. Bu en fazla gelen soru, Kabudaş Kanunu ilkelerde çok fazla geliyor. Misaki İktisadi Kararları, Türk Parasının Koruma Kanunu, demir yollarını millileştirmesi, Türkçe sözlük hazırlama, Türkçülük, milliyetçilik kelimelerinin geçtiği yer direkt milliyetçiliğe giriyor arkadaşlar. Ulusal bağımsızlık, birlik ve beraberlik, biz, dil birliği, kültür birliği anahtar kelimeleri oluyor. Milliyetçiliğin, o yüzden bunu da iyi bilmek lazım. Bildiğiniz üzere cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılıkla ilgili milliyetçiliğinde çok fazla maddesi var ortak. Yani ÖSYM seni burada çok fazla düşürebilir. Atatürk'ün ilkelerini çok iyi bilmek zorundasın. Hemen devletçiliğe girelim. Devletçilik Atatürk'ün bilinen en kolay ilkelerinden, yani çok fazla karıştıramazsınız. Devletçilik ve inkılapçılığı diğer ilkeler kadar karıştıramazsınız. Çünkü çok açık maddeleri var. Neydi? Türkiye İktisat Kongresi, para, devletçilik, fabrika, ekonomiye dair her şey devletçilik. Teşviki Sanayi Kanunu, Meta'nın kurulması, demir çelik fabrikası, ulusal bankaların kurulması, çubuk barajının yapılması, misaki iktisadi kararları, 1. 5 yıllık kalkınma planı, 2. 5 yıllık kalkınma planı. Yani bunlar ekonomiye, devlete, halka yönelik ekonomik faaliyetler Atatürk'ün devletçilik ilkesine giriyor. Hemen anahtar kelimelerine bakalım. Devlet planlaması, devlet yatırımları, milli kalkınma, ekonomik refah seviyesi, milli bankacılık, sermaye. Paraya dair her şey, iş gücü, insan gücü, faaliyetler, ekonomik kalkınma planları direkt Atatürk'ün devletçilik ilkesine giriyor. İnşallah karşınıza gelecek ilke sorularında cevaplar devletçilik ve inkılapçılıktan gelir. Sen de bu şekilde karıştırmamış olursun. Çünkü çok basit iki son ilke, karıştırmazsın bunları. Hemen inkılapçılığa bakalım arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu, Şapka Kanunu biliyorsunuz. Miladi takvim, dünya saatinin uygulamaları, metrik sisteme geçiş. Yani uzunluk, ağırlık ölçülerinin batı ile aynı olması. Kılık kıyafet kanunu, uluslararası rakamlar, Latin alfabesinin kabulü, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Yani bir şeyde yenilik yapma Atatürk'ün inkılapçılık ilkesine giriyor arkadaşlar. Atatürk'ün inkılapçılık ilkesinin anahtar kelimelerine bakalım. Sürekli değişim içinde olmak, sürekli ilerleme, geriye hiç bakmama, modernizm, muasırlaşma, yerine kelimesi, çağdaşlaşma arkadaşlar. Yani bir şeyin yerine bunu yapmak Atatürk'ün direkt inkılapçılık ilkesine giriyor. Yani harf inkılabı Atatürk'ün neyine giriyordu? İnkılapçılık ilkesine giriyor. İstanbul Üniversitesi'ne, Darülfünun mesela İstanbul Üniversitesi yapmak, Sanayi Nefise Mektebi'ne Güzel Sanatlar Fakültesi yapmak, yani yeniliğe geçiş yapmak Atatürk'ün inkılapçılık maddesine giriyor. Arkadaşlar Atatürk'ün ilke ve inkılapları bu şekilde dersimiz sona eriyor. Kampımızın 25. gününde Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını işledik.
Bu Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından arkadaşlar cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık KPSS'de banko çıkan sorulardır. O yüzden bunları bilmen gerekiyor. Yani banko bir sorusu var Atatürk ilkesinin. O yüzden bunu bilmen gerekiyor. YKS'ye aynı şekilde kaymakamlık olsun, diğer sınavlar olsun Atatürk'ün ilkelerinden banko bir soru geliyor. O yüzden bunları bu şekilde size bırakıyorum. Anahtar kelimelerle bunu masana veya panona not edebilirsin. Bu şekilde ezberleyip unutmamak için. Çünkü yarın öbür gün gireceğin sınavda karşına çıkacak bunlar. Bu konu Atatürk dönemindeki en önemli konulardan biridir. Atatürk dönemini, ilke ve inkılaplarını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi Çağdaş Türk ve Dünyası'na geçiş yapacağız. Kampımızın 26. gününde artık Çağdaş Türk ve Dünyası'na geçiş yapmış olacak. Atatürk ve ilke ve inkılapları dersi burada sona eriyor. Artık yeni kampımızın gününde Çağdaş Türk ve Dünyası'na geçiş yapacağız. Tarihi çok hızlı ve kısa bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Ben de sana bu yolda destek vereceğim. Dersimiz, kampımız burada sona eriyor. Diğer kampımızın diğer gününde görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ayrıca Instagram hesabından beni takip etmeyi unutma. Şimdiden sana başarılar diliyorum.